Merhaba sevgili arkadaşlar. Co-op'un yeni bölümünde ilginç bir şey yapacağız bugün. Enis Hocam, hoş geldin. Hoş bulduk Sinan Hocam. Nasılsınız? İyiyiz efendim, siz nasılsınız inşallah? Biz de iyiyiz efendim. Şöyle bir bakalım dedik FIFA 19'a ama ilginç bir şey yapalım. Bir tarafta FIFA duayeni, elinde kontrolörle PC'de oynuyoruz. Bir tarafta FIFA cahili, elinde mouse, klavye veya SD ile bakalım nasıl karşılaşacağız? Abi gerek yok. Yani bence ben sana gamepad'i baştan vereyim. Bir bakalım ya, nasıl olacak bakalım ya. Bir de yeniliyormuşum falan, of büyük rezillik ya. Direkt olarak bak, o kadar cahilim. Santra. Santra. Evet, Beşiktaş evet. Fenerbahçe'den başlamasın. Fark etmez, hangi takım istiyorsan onu yapalım abi. Tamam. En son zannediyorum FIFA 16'yı falan oynadım doğru düzgün. Öyle diyeyim sana yani. Ben geçtim. Tamam. Bak şimdi mouse'la. Mouse'la çok fazla ekranda... Sen biliyor musun hangi tuş hangi işe yarıyor? Tabii birazcık oynadım. Ha öyle mi? Çok az oynadım ama. Çünkü ben hiç bilmiyorum. İki maç yaptım. Klasik maç. Değil mi? Tamam, klasik yapalım istiyorsan. Çünkü yeni modlar geldi. Anlara göre. Düzgün... Acaba şey mi alsak? Dışarıdan... Uluslararası yapalım istiyorsan. Uluslararası yapalım hakikaten. Abi yani ben gerçekten şu an ekranda... Klavye, mouse'la... Mouse'la mı pas atıyorsun sen? Abi bak, mouse'la böyle oynuyorsun. Hiç görmedin değil mi? Mouse'la hiç görmedim zaten. Abi. Mouse'la adamın gücünü vesaire ayarlıyorsun. Bu arada VASD'de shift ve kontrol de işin içinde. Sadece ilk başta söylemiyor. Bak topu bıraktın mesela, hop gol. Abi inanılmaz zor ya. İnanılmaz. Ama mouse'la oynamayalısan var ya, uçabilirsin ha. Mouse'la ne paslar çıkarabilirsin yani araya maraya. Henüz alışamadım. İşte bir Şampiyonlar Ligi maçı yaptım senden önce. Hazırlık olsun. Çok zor ya. 8-0 yenilmeyeyim. Ben başarı addedeceğim bunu. Bak sağ peki, tuşuna... Açık mı kalacak hep? Onu ben görecek miyim ekranda? Evet göreceksin çünkü benim görmem lazım. Abi o nedir? Ben kendi şeyimi kapatamıyorum. Bir saniye abi. Benim üstümdeki kapansın. Seninki tamam. Açık kalsın da. Tamam. Bekle. Dur ben halledeceğim. Ben böyle bir şey görmedim. Ekranı şu an göremiyorum ki ben. Bayağı sen beni manipüle ediyorsun. 100 milyon saat FIFA tecrübesi olan birisi olarak vallahi göremiyorum. Böyle yenebilir bak seni. Bak top şurada abi. Bu nedir abi? Topu şuraya attı. Evet. Ekranda bir şey var devamlı. Önümü kapatıyor. Bu arada hemen sponsorumuzun reklamını da yapıp onu da es geçelim. Onu yapmazsak olmaz. PlayStore.com'dan oyunu alabilirsiniz. 384 liraydı normal versiyonu galiba. Benim tuşlar gene değişmiş. Senin tuşlar mı gitti? Abi niye gidiyor benim tuşlar anlamıyorum ya. DualShock bağlamak için bu arada hani mini bir bilgi olsun izleyenler için. DS4 diye bir kontrol şeyi var. Abi göremiyorum çünkü çeker misin şu mouse'u? DS4'ü kurarsanız DualShock'u PC'de kullanabiliyorsunuz. Steam'de, Uplay'de direkt bağlarken Origin'de o lazım. Çubuğumla engelliyorum seni yalnızca. Yemin ediyorum ben bu kadar zor FIFA oynamadım. En zor seviyelerde oynadım yıllarca. Bu herhalde zorun da zor şu an. Bir şey söyleyeyim, ben hasta olur giderim buradan ha. Epilepsi krizine girebilirim şu anda yani. Abi set çekiyorum lütfen şuradan geride dur. Şu çizgiden geride durur musun? Bak. Hangi oyundu? Offside mi çekiyordun? Eski bir oyundu. Wolfie. Ha evet. Direkt hatırlarım. Yıllardır bekliyorum niye mobile yapmadılar diye. Allah'ım. Penaltı verdi abi. Birinin ağzını birini kırdı sen orada çekerken sağa sola. Çubuğu soktum ben. Yani. Pima beni soktu. Yani ben çok bir şey söyleyeceğim, sakın evde denemeyin. Bence bunun videonun başına bir uyarı koyman lazım evde denemeyin diye. Çünkü gerçekten bakmıyorum. Çok zor. Neye bakıyorsun? Bakabilirsin ekrana. Müthiş bir gol geldi. Hemen geçiyorum golü. Çubuk yüzünden oldu. Çıbık. Şimdi Enis bu mouse kontrollerini beğenirse bir de o mouse'la oynayıp ben gameplay'le oynamak gibi bir şey var. Yapacaksak hemen yapalım yoksa ben kör olacağım burada ya. Çok kötü ya. Ya inanılmaz ekranda nasıl gözüküyor bilmiyorum da. Çünkü ekranda izlemesi de çok zordu benim tahminim. Ya olay izleyiciler şu anda büyük ihtimalle ne oluyor lan diye olabilirler. Olay şu, Origin'le DualShock 4'ün çalışmadığını biliyorum tamam mı? Ulan dedim, bir bağlayabilecek miyim? DS4'le neyse bağladım. İkinciyi bağlamakla uğraşmak yerine mouse klavye oynayayım, ilginçlik olsun dedim. Daha doğrusu oldu. Klavyeyle oynayayım. Ben de şu an YouTube'da hiçbir zaman bulamayacağımız bir içerik. Yani globalde bu içeriği mesela paylaşabilirsin yani. Büyük ihtimalle kimse denememiş olabilir şu anda. Böyle bir şey varmış, aa mı derler dersin. Vallahi olabilir yani. Senin, ses bize kapalı olduğu için senin sunmanı bekliyorum. Sen kafan yeterince karışık değilmiş gibi. Ha sunarım. İyi orta geldi. Kafa vuruşu direkten döndü. İnanılmaz. Şimdi bir çizgi çıktı. Bu çizgi çok kritik çocuklar. Bu çizgiye dikkat etmemiz lazım. Çizgi her yerden çıkıyor ama. Şu an gerçekten zorlu şartlar altında Fransa mücadele ediyor.
Orta geldi içeriye, çizgi orada doğru yerdeydi. Evet, şu an çizgi gördük, tekrar üzerine geldi çizgi Matuidi'nin. Matuidi açtı, çizgiden kurtulmak istiyor. Bu çizgi çok zorluyor çocukları. Pogba çizgi üzerine gelmeden vurabilecek mi? Çizgiden önce vurdu! Dakika kaç? 22-22. Tamam, 8-0 olmaz bu ya. Tabii, 7'de bırakırım falan. Çizgili çizgi. Yalnız 7'de bırakırım diye şaka yaptım ki Sinan abi. Affetmez olmadı. Yani. Orada olmadı Sinan abi çünkü bozuldu galiba. Ben bozulmam diye, bunu bozulmam. Evet Sinan abi, sen alacaksın. Kendi takları sen alacaksın. Ooo, yalnız efsane orta. Alamadım. O çizgiden ortayı nasıl çektin ya? O çizgiyi de çekmedim ya. VASD'yi de kullanıyorsun bir yandan da kafa gidiyor. Ben çizgiye bakıyorum mütemade. Çizgi bana şuraya gideceksiniz söylüyormuş gibi geliyor bana. Hayır, hayır, hayır. Ya orta gol, orta gol, orta gol. Her orta gol. Gerçekten. Bir de Brezilya eski Brezilya değil hocam yani böyle nerede o eski Neymar'lar, nerede o eski Pele'ler? Oha, Neymar'dan Pele'ye nasıl istiyormuş oldu? Nerede hakikaten merak ediyorum. Hadi koş, hadi gözüm, hadi gözüm. Müdahale var abi burada, Fransız savunması var. İyi müdahale daha geldi. Adam değiştiremiyorum biliyor musun? Shift'te adam değiştirme çünkü. Şey yapışkan tuşlar. Ye Allah. Koş. Aa bir de o var değil mi? Çok shift'e basmamak da lazım. Ya ben PES oynuyordum işte esmer klavyede. Yapışkan tuşlardan oynayamıyordum bu oyunu. Ya artık ya. Ya 45 dakikada bitirebiliriz abi maçı istersen. Yok hayır. 8-0 aldım. Aa keşke şey modunu oynasaydık ya. Gol attıkça, gol attıkça adamın çıkıyor. Aa evet. İyice az kötü olurdu. Evet. Şu an ben yani 7 kişi oynuyordum sende eğer. Çok iyi. Abi, taktik gibi düşünüyor. Yok bakıyorum. D2 ne? İkinci oyuncuyu çağır. D'ye basıyor, ikinci oyuncu çağırıyor işte. Yanına çağırıyor. Pasta oynamak istersen öyle pasta oynuyorsun. Müdahale konusunda bir sıkıntı var abi galiba. Hani hep kayarak müdahale ediyorsun. Ayakta topu alman lazım aslında. Ya hep kayıyor evet. Onun tuşu vardır ama. Şut tuşuna basarsan. Şut tuşu bu. Sol mouse tuşu. Tamam. Sağ mouse tuşu da şey yapıyor. Pas atıyor. Pas atma tuşu alabilir belki ayağını soktu oraya. Normalde şut tuşu çünkü o tuş. Kolla oynadığın zaman ama senin oyunda nasıl bilmiyorum. Kafa gitti benim şu an. Kontrole basıyormuşum bir saattir. Şeyi ittiriyorum, masayı ittiriyorum. Farkındayım. Ama şey sen çöz diye bekliyorum aslında ben. Ha öyle mi? Pardon evet. Çok özür dilerim. Yok bundan değil. Değil değil. VASD değil. Aha. Ha, S, bak, o, tam evet, S, evet, S bu. Pas mıymış? S, yok, orta. S orta mı sende? Evet. Yani pastı, eskiden pastı yani, orta mı yaptılar artık o? Pas, şey, sağ mouse tuşu. Sen bu arada PC'de ilk defa mı görüyorsun? FIFA 19'u. İlk defa görüyor olma ihtimalim yüksek. Nasıl performans falan şey? Aynen, yani, geçen sene oynamıştım. FIFA, bayağı PC'de oynadım hatırlıyorum ben geçen sene. Zaten performans olarak bence konsollardan aşağı kalır bir yanı yok. Artık o aradaki fark... Yani 5-6 sene önce oluyordu artık yok yani PC'ye. PlayStation'a ne geliyorsa PC'den aynısı geliyor. Zaten bu oyunu PC'de oynayan adam da kolla oynuyor. Yani bu oyunu klavyeyle oynamaya çalışan adam yoktur büyük ihtimalle. Dediğim gibi bunu evinizde denemeyin. Mümkünse iki kontrolerle oynayın. Ama yoksa... ekrana sakın 5 dakikadan fazla batmayın. Bu videonun devamını bence ara vererek seyredin. Yani bir durdurun, bir nefes alın bu videoda. Çıkın bir gezin, çay için falan. Ondan sonra gelin tekrar. Hadi bir gidin gelin abiler. İlk yarı da bitti zaten. İlk yarı tam zamanında bitti ama. Evet, sen zamanında gitti. Ben gerçekten sana dava açsam kazanırım büyük ihtimalle abi. Acaba konu ne olacak? Göz masraflarım olacak. Çünkü göremiyorum şu anda. Gerçekten ekran böyle parlıyor. Bir de bende hakikaten bir sıkıntı var gözümde. Epilepsi başlangıcı oluyor mu bilmiyorum ama mesela zebra gibi çizgili desenlere bakınca gözüm kamaşıyor. Astigmato. Bende de var. Ha öyle mi? Tabii. Kareli gömleği falan hiç yoktur o yüzden. Yani çizgili. Kafamı şöyle şöyle çevirince rendelenmiş gibi oluyor gözlerim. Ben mesela bizim yatak örtümüz vardı bir tane. Bakamıyordum ya. Yatak örtüsüne bakamıyordum. Ya. Bu kaldırılmış yüzden bu nedir ben bunu göremiyorum. Sende astigmat var o zaman. Öyle mi? Kesinlikle. Ama her zaman olmuyor. O zaman çok yok ama az mı var o zaman? Az var. O zaman göz doktoruna gideyim mi? Git git. Ne diyeceğim göz doktoruna? Bende astigmat mı var? Yani böyle böyle diyeceksin. Muhabbete bak yaşlı muhabbet oldu filan da. Yakın gözlüklerini almayı unutma. Bu masa bu arada ne oynakmış arkadaş. Çünkü genel olarak gözlerim de uzağa falan iyi görür mesela normalde ama astigmat farklı bir şey galiba. Astigmat biraz farklı. Miyop, hipermiyop çoktan farklı. Aranızda göz doktoru olanlar varsa aşağıdan yazsın lütfen. Evet, yanlışım eğer varsa. Beni tedavi etmek isteyen varsa tabii. Ne güzel tabii şey yapsın. Sevip de tedavi etmek isteyen varsa nefret eden biri varmış falan böyle. İyice astigmatı fulluyormuş benim gözlerde.
Bir de Red Dead Redemption 2'yi oynadıktan sonra baş parmak ağrıları çekmeye başladı. Şu X'e basma durumu değil mi? Evet. Hop. Peki oyundaki anlatanlar ne diyorsun? Abi ben çok sevdim ya. Kaç saatte bitirdin? 55-60 saat arası. Assassin's Creed'i kaç saatte bitirdin? Sanırsam 35 saat falan. 35 saatte nasıl bitirdin lan? Abi belki 45 saattir, yalan da olmasın işte, hatırlamıyorum. Vallahi şey çünkü yani şimdi spoiler olur. Playtime'a bakmam lazım yani, hatırlamıyorum. Evet. Ama mesela Assassin's Creed'de de yani oyunun 15-20. Saatinden sonra falan yan içerikleri yapmayı biraz azalttım. Yan görevleri yaptım. Hani ana yan görevler var ya oyunda. Aha. Sarı ünlemle evet. Belirtilenler falan genelde. Onları yaptım. Onlar güzeldi. Açmıyor bazı şeyleri. Zaten evet. Sarı ünlemler, beyaz ünlemler mi ne var? Hani işte onları yapınca şey oldu. Hatırlamıyorum simgelerini. Detileri oldu bayağı da. Şunu değişti gene. Allah. Şey oluyor ya bazen oyunu çok sevdiğinde görmemezlikten geliyor. Tabi alışıyorsun zaten. 30'un saatin oynayan da alışmama gibi ihtimali yok. Bak gol yemedim ha bu arada. İkinci yarıda galiba hiç gol yemedim. İkinci yarımız 0-0 bitti abi. Tamam. O zaman ilk maçta 5-0 yenildim, ikincisinde 0-0. Berabere kaldık. Klavyeyle oynadık nasıl berabere kaldık sonra? Atmam olayım, atamadım. Evet, bunu dosya almış olayım. İkinci yarıyı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mouse klavyeyle oynayınca üstün başarılara imza atabiliyorsunuz. 8-0 yenilmedim. Evet, bence evet. Yani beklediğimin çok üstünde bir performans gösterdim ama siz evde denemeyin ne olur. Yani bu Meret'i bunun için yapmamışlar. Gidin bir tane controller edinin lütfen FIFA 19'un yanına. Zaten FIFA 19 almak isteyen adam varsa hani şey diye bir şey izlemiyordu. Klavye mouse'a nasıldır acaba diye bir arayışta. İşte böyle. Zannetmiyorum böyle ama bu isteyen varsa. Bu eziyeti çekmeyin diye ben çektim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor sizin dik? İnşallah iyi gidiyor hocam. İnşallah. İnşallah çok şükür.